Sizin etkili bir eylem planına ihtiyacınız var. Etkili bir eylem planı hazırlamanın ilk adımı ne istediğinize tam olarak karar vermek. Net olmak, hedef koymanın en önemli niteliğidir ve belki de başarının en önemli niteliğidir. Daha fazla para, daha sağlıklı ve mutlu olmak gibi belirsiz hedefler yerine, spesifik bir zaman diliminde tam olarak ne kadar para kazanmak istediğiniz, ne derecede sağlıklı, fit ve formda olmayı arzu ettiğiniz konularında net olun. Hayatınızın her köşesi için çok boyutlu hedefler koymanız gerekiyor ki, sorunsuz işleyen bir hedef koyma ve amaca ulaşma makinesi gibi faaliyet gösterebilirsiniz. Sağlığınız, kariyeriniz, mali durumunuz, ilişkileriniz, kişisel ve profesyonel gelişiminiz, toplumsal ve manevi yükselişiniz için hedefler koymanız gerekiyor. Bu sizi anında diğer insanlardan ayrı bir kategoriye koyacak. Çünkü birçok insan gerçekten ne istediğini bilmiyor. Birçok insan bilinçaltında onları net, spesifik hedefler koymaktan alıkoyan başarısız olma korkusuyla çevrelenmiştir. Net, spesifik hedefler koymazsanız onları gerçekleştirirken başarısız olursunuz. Çünkü çok belirsizlerdir. Bu, başarısızlığın ana sebebidir. İkinci olarak, hedefinizi ya da hedeflerinizi bir kağıda yazın. Yetişkinlerin yalnızca %3'ünün yazılı hedefleri vardır. Ve geri kalan herkes hedeflerini bir gün yazmayı planlar. Başarı, bir parça kağıt, bir kalem ve birkaç dakika zamanla başlar. 3 hedef metoduyla başlayabilirsiniz. Şu anda hayatınızdaki en önemli 3 hedefi 30 saniyeden az bir zamanda çabucak yazın. Yazmaya çalıştığınız 3 hedef her neyse muhtemelen hayatta gerçekten ne olmak istediğinizin doğru bir resmidir. Aslında bir hedefi yazdığınızda sanki onu bilinçaltı zihninizde programlıyor ve bugüne kadar onu başarmak için gereken zihinsel güç serisini hayalini kurarak ettiğinizden çok daha fazla aktif ediyorsunuzdur. Hedefinizi gerçekleştirmeyi ummaya başlarsınız ve etrafınızdaki hedefinizle uyumlu kişileri ve olayları etkilemeye başlarsınız. Üçüncü adım, son tarihi belirlemek. Eğer büyük bir hedefse alt alta bir tarihler dizisi belirleyin. Eğer son tarihe kadar hedefinizi gerçekleştiremezseniz yeni bir tarih belirleyin. Unutmayın, son tarih o işi ne zaman bitireceğinize dair tahmini bir tarihtir. İşi düşündüğünüzden daha erken bitirebilirsiniz ya da umduğunuzdan daha uzun bir zaman alabilir. Ama başlamadan önce muhakkak bir hedef zaman belirleyin. Son tarih, hedefinizi vaktinde başarmanız yönünde bilinçaltınızda itici bir güç olarak rol oynar. Parasal yönden bağımsız olmak istiyorsanız 10-20 yıllık hedefler koyabilirsiniz. Ardından bunu her yıl ne kadar biriktirmeniz ve yatırım yapmanız gerektiğini bilmek için yıl yıl bölebilirsiniz. Mantıksız hedefler yoktur. Mantıksız son tarihler vardır. Eylem planı oluşturmak için sıradaki adım, hedefinizi gerçekleştirmek için yapmak zorunda olabileceğinizi düşündüğünüz her şeyin bir listesini yapın. Yazılı bir hedefiniz olduktan sonra çoğu kişiyi hedefe ulaşmak konusunda alıkoyan şeylerden biri bu ufak tefek şeyleri düzenlemek için zaman ayrılmamış olmasıdır. Aşmak zorunda olacağınız engelleri tanımlayın. Sahip olmanız gereken bilgi, tecrübe ve yetenekleri ve hedefinize ulaşırken size yardımcı olması ve işbirliği yapması gereken insanları tanımlayın. Listeniz ne kadar kapsayıcı olursa o kadar motive olacaksınız. İsteğiniz ne kadar yoğun olursa inancınız o kadar güçlü olacaktır. Bütün bunları önceliğine ve etkisine göre bir planda toparlayın. Öncelikler, önemliler ve daha az önemliler olarak, etki, hangisini daha önce ve hangi sırayı takip ederek yapmalıyım? Takip etmek zorunda olacağınızı düşündüğünüz her adımı listeleyin. Yeni maddeleriniz olursa onları da listeye ekleyin. 80'e 20 kuralı der ki sonuçlarınızın %80'i aktivitelerinizin %20'sinden gelir. 20'ye 80 kuralı der ki hedefinizi planlayacağınız ve planınızı organize edeceğiniz zamanınızın ilk 20'si hedefinize ulaşmak için gereken çabanızın ve zamanınızın %80'ine değecektir. Madem şimdi kapsamlı bir listemiz var, bunu kapsamlı bir planda zamanlayın. Her günü, haftayı ve ayı önceden planlayın. Her ayı ayın başında planlayın. Her haftayı bir önceki hafta sonu planlayın. Ve her günü bir önceki akşam planlayın. Planınızda, eylemlerinizde ve görevlerinizde ne kadar dikkatli ve detaylı olursanız o kadar kısa süre içinde başarıya ulaşırsınız. Planlamaya harcanan her dakika uygulamada 10 dakikayı kurtarır.
Planınızın her gününün üstünden geçerken o gün için en önemli olan birincil hedefinizi belirleyin. Yine 80-20 kuralına göre öncelikleri belirleyebilirsiniz. Kendinize bu listedeki yalnızca tek bir şeyi yapacak olsaydım hangisi en önemli olurdu diye sorun. Ardından yeniden kendinize sorun. Eğer listeden yalnızca bir diğer şeyi daha yapabiliyor olsaydım zamanımı en değerli kılan hangisi olurdu? Ve ardından yanına 2 numara yazın. Şimdi yapılacak işlerinizin en önemli %20'sini etkisine ve önceliklerinize göre organize edene dek bu soruyu sormaya devam edin. Şimdi bir eylem planınız var. Sıradaki adım eyleme geçmek. Gelişiminizin kaydını tutun ve devam ederken gerekli düzenlemeleri yapın. Her gün hayatta gerçekten istediğiniz şeye doğru bir adım attığınızdan emin olun. Bitirmeden önce sizi arkadaşlarınızla paylaşacağınız bir düşünceyle bırakmak istiyorum. Probleminiz şu anda bulunduğunuz yerle ulaşmak istediğiniz yer arasındaki boşluğu doldurmak. Şimdi sıra sizde. Sorum şu: başarmak istediğiniz hedeflerinizden biri ne? Videonun altına yorum yazın. Takip edeceğimden emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve unutmayın, geleceğinizi değiştirmek istiyorsanız eyleme hemen geçin. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.